bir insanı, genç bir çocuğu işte katledebiliyor. Katletmekle de kalmıyor, yakabiliyor, kesiyor, her şeyi yapıyor. Şimdi Hazreti Salih'in kavmi, Semud kavmi. Semud kavmi Allah'ın sembol diye tanıttığı o deveyi, Nakatullah dediğimiz o deveyi katlettiler. Onları katledenlerin fiiliyle alakalı feta'ata fe'akar. Akara kelimesini kullanıyor. Akara, akaru kelimesi var. Çeşitli surelerde geçer o kıssanın anlatıldığı. Akaru normal öldürmek anlamına gelmiyor. Akaru hunharca katletmek demektir. Kim yapıyor bunu? Semud kavmi. Peki Semud kavminin akıbeti ne oldu? Perperişan oldular, helak edildiler. Azgın, azgın bir felaketle Semud kavmi helak edildi. Peki şu gün insanoğlu, Kur'an'ın kıssalarını anlattığı o peygamberler tarihinde yaşanan çirkinliklerin hangi birisinin daha gerisinde insanoğlu bugün? Lut kavminden daha mı geri? Ahlaksızlık diz boyu. Şimdi mesela böyle bir eşcinsellik denen illetle alakalı, hani bunu, bu benim tercihimdir. Bu benim tercihimdir. Böyle hümanist bir mantıkla bir ahlaksızlık mazur gösterilmeye çalışılıyor. Allah'ın doğrudan bir helak sebebi saydığı bu ahlaksızlığı herhangi bir şey adına kimse mazur gösteremez. Allah bunun çirkin olduğunu söylediyse bitmiştir bu iş. Ad kavminin yaptığı Hazreti Hud'a karşı yaptıkları, Semud kavminin Hazreti Salih'e yaptıkları, Hazreti Musa'ya Firavun ve adamlarının yaptıkları, Hazreti Zekeriya'ya, Hazreti Yahya'ya, Hazreti Şuayb'a neler yaptıklarını Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor. Onların yaptıklarının bilmem ne kadar fazlasını bugün insanlar birbirlerine yapıyorlar. O gün onları helak eden irade bugün insanları helak etmeyecek diye kimin ne garantisi var? Neden helak olmuyoruz diye bazıları soruyorlar. Bence helak bu büyük probleme karşı kayıtsız kalmaktır. Sen şimdi bu büyük problemi problem gibi görmüyorsan ya da ona karşı bir tedbir alma ihtiyacı hissetmiyorsan sen zaten helak olmuşsun be. Yaşıyor olman senin adam olduğun göstergesi değildir. Sen bunlara karşı duyarsızsan zaten helak olmuşsun. En büyük helak gezerken helak olduğunu fark edememektir. Yani sana Allah seni unutturmuş, farkında değilsin. İnsan olmak başkasının derdiyle dertlenmeyi gerektirir. Başkasının derdini derdin gibi görmüyorsan sen helak oldun demektir. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. İşte bir felakete karşılık duyarsız kalmak Allah'ın bir adama kendisini unutturmuş olmasıdır. Bu neyin cezasıdır? Allah'ı unutmanın cezasıdır. Yani ta yüreğim acıdı bir haftadan beri. Sadece o kızımızla alakalı değil elbet. Başka mazlumlar da var. Yeryüzü mazlum kaynıyor. Kim, hangi sebeple olursa olsun haksız yere bir cana kıyıyorsa Maide suresi 37. 32. ayet onların kulağına küpe olsun. Bir cana kıyan bin cana kıymış gibidir. Bir insanı öldüren insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı öldürmek Allah'ın bir ayetini söndürmektir. Kimsenin buna cesareti olmaması lazım. Kimsenin buna cüret etmemesi lazım. Ama heyhat, Kur'an'ın anlattığı bir İslam algısı toplumda hakim değil. Adamların okuduğu kitaplarda insan öldürmek için ne olsa var. Senin gibi düşünmüyorsa kanı canı helaldir diyor. Malı ırzı helaldir diyor. Bu şu demektir. Eğer sana göre böyleyse ona göre de tersi doğru. Ona göre de senin canın helal. Ona göre de senin malın, senin namusun, senin iffetin helal. Şimdi o zaman
herkes sokağa çıksın, kendisi gibi olmayanın canını mı alsın? Bu demek mi yani? Böyle insanlık olur mu? Kur'an'ın ötekiyle ilişki noktasında neler söylediğini insan hiç merak etmez mi ya? Hiç mi merak etmez? Bu ümmete Mümtehine suresinin 7, 8 ve 9. ayeti hala inmedi kardeşim. Bu ümmet Tevbe suresinin 5. ayetini hala daha, Bakara suresi 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196. ayetlerle beraber anlamamış hala. Hala bu ümmet Nisa suresinin 90 ve 91. ayetlerinden haberdar değil. Herkes kendi algısına göre garip bir din algısı şekillendirmiş, ötekileştirdiği herkesi düşman kabul etmiş. Yazık. Bu insanlar neden Kur'an okumuyorlar? İşte o yanlış, çürük algıları değişir korkusuyla. Adam yanlışıyla memnun. Okumaz. Okumaz bu zihniyet. Kur'an okumaz. Bu zihniyet Hazreti Peygamber'in hayatına dair o güzelim örneklikleri Kur'an'la buluşturup Kur'an ve hayat birlikteliğini Hazreti Peygamber örnekliğinde pek anlamaya yanaşmaz. Her takımın icat ettiği bir din algısı olmuş. O din algısıyla yetişen herkes bilinçaltına bir şeyler yerleştirerek bir süre sonra canavarlaşıp meydana çıkıyor işte. Korkunç. Yani Allah o kızımızın ailesine gerçekten sabrı cemil ihsan eylesin. Yani ta yüreğim kanadı, bunu itiraf etmeliyim. Hoş her gün Irak'ta olanlar, her gün Suriye'de olanlar, şimdilerde Yemen'de olanlar, dün Mısır'da, Libya'da olanlar, uzun süredir bizim güneydoğumuzda olanlar, Çeçenistan'da, Bosna'da, Arakan'da olanlar, bunlar Müslüman toplumun örnek olarak verdiğimiz kanayan yaraları. Gayrimüslim olsun, gayrimüslimlerin haksız yere öldürülmesine de bir Müslümanın yüreğinin yanması lazım. Mazlumsa mazlumun dini sorulmaz. Kur'an onun için evrensel manada bir hakikatler bütünü olarak insanlara seslenir. İster ki, bakın, insan öldürmeme ile alakalı ayetlerde çok çarpıcı bir ifade geçer. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Sakın ha, haksız yere Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin der. Bu birkaç ayette geçer bu. Allah'ın haram kıldığı, harreme kelimesi kullanılır orada. Harreme, haram kılmak anlamına gelir. İlk manası kelimenin budur. Ama kelimenin tek manası bu değildir. Harreme, Allah'ın muhterem kıldığı manasına da gelir. Mescid-i haram diyoruz ya, mescid-i haram hem bazı fiillerin yasak olduğu mescid, hem de saygın, muhterem, Allah'ın mukaddes kıldığı yer demektir. Allah'ın en mukaddes yarattığı şey insandır. İnsan Rabbimizin şaheseridir. Ona karşı elini kaldırmamak, kaşını kaldırmamak durumundayken ona hayatı zindan edecek bir canavarlığa insanoğlu maalesef dönüşebiliyor. Neden? Kur'an'ın libasut takva dediği o muhteşem değeri hayatına taşımadığı için. Kur'an'ın dediklerini başkalarının sözlerinin altına, ikinci planına, sıralamada aşağılara indirgediği için. İşte biz bu arızaya, bu akan çirkin ırmağa katkı vermeme adına Allah'ın kitabının arı duru prensiplerini insanlarla, kardeşlerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu derslerin bütünüyle maksadı budur. Başka da bir amacımız yok. Ne bilgiçlik taslamak, ne hava atmak, ne dünyevi bir makam, bir mevki peşinde koşmak. Asla bunların hiçbir tanesi söz konusu bile değildir. Maksat, Rabbimizin bize gönderdiği şu ilahi mektubu anlayarak hayatımızı Allah'ın istediği gibi yaşamaya gayret etmektir.